Elektrik eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Danfoss marka basınç şalterinin ayarı nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde uygulamalı göstereceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Danfoss markasını biraz kaliteli bir ürün olduğu için piyasada sadece fabrika gibi büyük şirketler kullanmaktadır. Biz bu cihazımızı ayar yapmak için şu iki tane vidamızı gevşetiyoruz ve kapağımızı bu şekilde çekerek çıkartıyoruz. Bizim Danfoss ayarlarında şu iki tane ayar yeri vardır. Biri range ayarı, biri diferansiyel ayarıdır. Ve bizim şalterimizde 4, 2, 1 nolu kontak uçları mevcuttur. 4, 2, 1 nolu uçlarımız burada sembolü göstermekte. Bir nolu ucumuzun bizim ortak uç olduğunu burada göstermekte. 4 nolu ucumuzun açık kontak, 2 nolu ucumuzun ise kapalı kontak olduğunu bizlere burada ifade etmiş. Biz ne bağlıyoruz? Şurası bizim 1. Yani şurası 1 yazıyor. 1 neydi? Ortak ucumuzdu. Biz buraya enerji veriyoruz. Kumanda sigortası enerji veriyoruz. Sistemin basıncının dolmasını istediğimiz zaman ise 2 nolu ucu kapalı kontağını kullanıyoruz. 2 nolu ucumuzdan ise kompresörümüzü bağlıyoruz. Kompresör starta geçti. Basınç yok. Bizim ayarlanan basınca geldiği zaman buradaki kapalı kontağını açacak ve sistemi durduracaktır. Ayarladığımız basınca göre ise buradaki tekrar açmış olan kontağını kapatacak, kompresörümüzü devreye sokacaktır. Solda görmüş olduğunuz ayarlarımız ise range ayarı, diferansiyel ayarıdır. 0 bardan başlayıp 7,5 bara kadar ayar yapılır. Diferansiyel ise 0,7'den başlayıp 4 bara kadar ayar yapılmaktadır. VS olarak da buradan ayar yapabiliyorsunuz. Biz bar cinsinden şu anda sizlere anlatımını gerçekleştireceğiz. Biz normalde bir kompresörün tankının 2 barda durmasını istiyorsak range yazan kısmındaki 2 olan yere şu mekanizmayı 2'den gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bu esnada ise bizim ayarladığımız basınç 2 bar olduğu için kompresör devreye giriyor. 2 baradan geldiği zaman buradaki kontağını kapatarak sistemi durduruyor. Yavaş yavaş biz havamızı kullanıyoruz. Havamızı kullanıyoruz ama hava basıncı düşüyor. Bizim kompresörümüz ne zaman devreye girecek? O zaman da bu kısım devreye girmektedir. Biz şuradaki mekanik parçayı 1'den getirdiğimiz zaman ise bizim kompresörümüz 2 barda devreden çıkacak. 1 bara geldiği zaman ise devreye girecektir. Her yeri bozulmasın diye şöyle bir parça koymuşlar. Biz bunu söküyoruz. Bu parçayı çıkartıyoruz. Bu parçayı çıkarmaz isek biz basınç ayarı yapamayız. Çünkü bakın buralar tırtıklı. Burası ise kare tarzında. Yani elle çeviremiyoruz. Burası kitlemesi. Daha sonra range ayarını buradan, diferansiyel ayarını ise buradan gerçekleştirmekteyiz. Biz şimdi misal 2 bara ayarlayalım. Önce şöyle yapalım. Şu an bizim basıncımız 2 barda. Biz 4 bara ayarlamak için bakın şöyle yukarı aşağı şekli oynayabiliyorsunuz. 2 bar yapmak istiyorsanız şu an değerden çıkardı. 2 baradan getirdi. 4 bara ayarlıyoruz. Şu an 2 bar basıncımız olduğundan dolayı 4 baradan geldiğinde devre sokacaktır. Bakın 4 baradan getirdik. Şu mekanizmayı şöyle 4 baradan getirdik. Şu an bizim artık sistemin çalışmasını istiyor. Diferansiyelde ise yine aynı şekilde çevirerek bunu biraz daha geniş tornavida da yapmanız gerekiyor. Şöyle aşağı yukarı oynayabiliyoruz. Şu parçanın soldaki tırnaklara denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bunu şimdi 2'ye ayarlayalım. 2'ye ayarladık. Şimdi kompresörümüze startı verelim ve denemesini yapalım. Zaten kompresörümüzün sesini duyacaksınız. Şimdi fişe takıyorum. Şu anda 2 bar olduğundan dolayı kompresörümüz devreye girdi. Bizim kompresörümüz buzdolabı motorundan olduğundan dolayı hava basıncını biraz geç işirecektir. Şimdi 4 bara doğru yaklaştığımız zaman videomu biraz hızlandıracağım. 4 bara yaklaştığı zaman sizlerle birlikte olacağız.
4 bara doğru basıncımız yükselmektedir. Birazdan kontak yer değiştirerek kompresörümüzü devre dışı bırakacaktır. Çok az kaldı. Görmüş olduğunuz gibi 4 bara yaklaştığı zaman, tabii ki bu şu anda tam 4 bar değil ama buradan ufaktan bir tırnağımızı çok az daha aşağı getirebilirsek biz buraya 4 bar ayarlayabiliyoruz. 4 bara geldiği zaman görmüş olduğunuz gibi kompresörümüzü devre dışı bıraktı. Şimdi içerisindeki hava boşaldığı zaman 2 bar civarına denk geldiğinde ise bizim kompresörümüzü tekrar devreye sokacaktır. Ben şimdi yan taraftan havayı tahliye ediyorum. Şu an yavaş yavaş tahliye edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi kontak değiştirerek kompresörümüzü, sesi duyuyorsunuz, yavaş yavaş basınç yükseldiğini görüyorsunuz, kompresörümüzü devreye soktu. Sistem bu şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Şimdi ise sizlere 2 bar ayarlayacağım. 2 barı nasıl ayarlıyorduk? 2 barı ise şu şekilde, buradaki yeri biz şöyle yukarı çekiyoruz. 2'ye denk gelecek bir şekilde ayarlıyoruz. 2 bar. 1 barda ise devreye girmesini istiyoruz. Bunu ise şöyle aşağıya çekiyoruz. Birin olduğu hizaya denk getiriyoruz. Şöyle 1'e doğru denk getirdik. Şimdi kompresördeki havayı biraz boşaltalım. Devreye girmesini sağlayalım. Ayarımızı yaptık. Şimdi ben biraz havayı tahliye edeceğim ki 1 barda devreye girsin. Yavaş yavaş tahliye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1 bar civarına denk geldiği zaman kompresörümüzü devreye soktu. 2 bara geldiği zaman ise kompresörümüzü durduracaktır. Şu an kompresörümüz çalışıyor. 2 bara denk geldiği zaman ise basınç şalterimiz 2 bar basıncı algılayıp kompresörümüzü devre dışı bırakacaktır. Dediğim gibi bizim motorumuz buzdolabı motoru olduğundan dolayı basıncımız yavaş yavaş yükseliyor. Basınca geldiği zaman sizlere devam edeceğiz. Basıncımız 2 bara geldi. 2 barın biraz üstüne çıktığı zaman, çünkü ayarımız o şekilde yapılmıştı, kompresörümüzü devre dışı bırakacaktır. Çok az kaldı. Görmüş olduğunuz gibi 2 bar basınca geldiği zaman basınç şalterimiz bizim kontağını açarak kompresörümüzü devre dışı bırakmaktadır. Ayarı bu şekilde yapılmaktadır. Hem sizlere ayarını hem de basit balansını göstermiştim. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.